Herkese merhabalar. Ben Okyanus takımından Mehmet Ali Köymen. Bugün size Vinted sitesini tanıtacağım arkadaşlar. Nedir? Vinted İngiltere'de insanların genellikle ikinci el kıyafetlerini sattığı bir platform. Yani bu ayakkabı olabilir, kıyafet olabilir, pantolon olabilir. Oyuncak bile satanlar var arkadaşlar. Özellikle yani kids kategorisi bence satılmaya daha çok değer kategori diye düşünüyorum. Çünkü burada ürünleri yeni ürünler de satabiliyorsunuz. O yüzden bizim için dropshipping yapanlar için bence güzel bir platform diye düşünüyorum. Yani güzel derken aşırı güzel bir platform değil. Beklenti bulmanızı istemiyorum aşırı çok. Çünkü yani şöyle similar webten bakıyorum ben. Arkadaşlar 862 sırada rankı İngiltere'de kategori olarak 500. sırada. Global rankı 20.000 küsurlarda. Kategori site yalnız 861K'dan 1,5 milyona yaklaşmış arkadaşlar. Ve aylık dediğim gibi giriş sayısı şu an 1,5 milyona yakın yani. 1 milyon 400 bin falan. Onun dışında giriş yerleri zaten İngiltere çoğunlukla. İstatistikleri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben size arayüzlerini falan tanıtayım. Ürün yüklemek çok kolay. Öyle söyleyeyim ben size. Avantajlı olmasının sebebi bu. Fee istemiyor bizden. Bir fee istemiyor. Ben TransferWise kartımı ekledim buraya. TransferWise kartı olmayanlar banka kartını da ekleyebilirler. Ödeme almak için. Ödeme alması çok yani sizi zorlaştırmıyor. İki defa ödeme aldım. Sattığım iki ürün kategorilere pek girmeyen ürünlerdi. Ama her nasılsa Vinted bunları kaldırmadı. Tabi sattıktan sonra tekrardan ürünlerin aynı ürünleri yüklemek istediğimde Vinted hep kaldırdı. Onu anlamış değilim. Bir işte dediğim gibi kelimelere mi çok yoğunlaşıyor yoksa fotoğraflara mı Vinted ürünleri kaldırırken ona pek emin değilim. Onu dediğim gibi tam emin olduğumda bununla ilgili videonun altına yorum olarak da eklerim. Şöyle söyleyeyim, profil. Benim profilime gelelim arkadaşlar. Profil şu. Şu an 21 ürün listeli ve sattığım 2 ürün şu arkadaşlar. Bakın. Şu mesela normalde bunu da kaldırması lazım. Dumbbell. Şu iki dumbbell'ı kaldırması lazım. Ama dediğim gibi bunları kaldırmıyor. Bunlar sanırım böyle bir buklandı. Ve bu şekilde kaldı. Siz de daha sonra hani ben de yükledim ben de neden kaldırıldı demeyin. Kaldırılabilir arkadaşlar. Benim sattığım ürün şu. 45. Bunu Amazon'dan aldım. Söylüyorum. Zaten çoğunlukla Amazon'u kullanıyorum. Ürünleri listelerken. Bunu 30'da arkadaşlar. 45'e sattım. Buradaki müşteri şeydi yalnız. Facebook'tan beğenen bir müşteriydi. Facebook'tan güvenli ödeme yapmaya korktu. Ben buraya yükledim. Ve buranın linkini attım. Buradan ödeme aldı. Yaptı yani. Daha sonra bu. Bunu da öylesine eklemiştim. Bu bana satıldığında çok büyük bir fırsat oldu. Gerçekten. Hatta bunu alan kişi bana olumlu bir feedback falan da bıraktı yani. Bu da arkadaşlar 30 falan da aldığımda. 28'e 30'a falan aldım. 42'ye sattım. Hani öyle yani. Güzel kar var sattığımda arkadaşlar yani. Fee de almıyor. Ve ürünleri de bu şekilde listeleyebilirsiniz. İstediğiniz yerden. Oyuncak kategorisi. Görüntülemeleri düşük olabilir. Bu şekilde bump da girebilirsiniz reklam. Ama ben size şunu yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Atıyorum oyuncak listelediniz. Mesela bu ürün. Bu ürünü de kaldırabilirler arkadaşlar. Hani pek güvenmiyorum. Ama yükledim yine bir şey her nasılsa. Hatta bakabilirsiniz nasıl yüklediğimi. Şu şekilde yaptım. Ben size göstereyim yani. Hani şimdi bu wall mirror duvar aynası diye mesela arattım çıktı. Amazon'da. Bu ürünü wall mirror seçeneğini sildim. Sonra baktım fotoğrafları elle çekilmişe çok yakın. Elle çekilmiş gibi yani resmen. Daha sonra wall mirror kısmını sildim. İsmini böyle yazdım. Kategorisini şu şekilde girdim. Woman, aksesuarlar, jewelry, odor aksesuarı, jewelry ve bilinmeyen odor jewelry diye girdim. Daha sonra description normal yazdım. Ama dediğim gibi aynı şekilde wall mirror, wall mirror kelimesini geçirmedim arkadaşlar. Bu şekilde durdu. Bir gün önce listeledim. Hala duruyor. 9 görüntülemesi var. Bir kişi favorilerini eklemiş. Şu ürünlerini listelerken condition bölümünde new with text diyor. Bu da işte şeyiyle beraber yeni. Yani evraklarıyla beraber yeni. Brandına
bilinmeyen girdim. İşte rengini girersiniz. Altta özel ürün isterken custom shipping var. Onu da sıfır girdim ben. Ücretsiz kargo diye anlasın müşteri falan diye. Şimdi ürünü de yükleyeceğiz zaten birazdan bir tane. Ben size arayüz üzerinde biraz tanıtayım. Onun dışında kit kategorisinde bu şekilde kategorilerine bakabilirsiniz. Erkek kategorilerine bakabilirsiniz. Kadın kategorilerine. Hangisini yanınız istiyorsa arkadaşlar, dediğim gibi fotoğraflarda bir sorun yaşamazsınız. Şimdi gelin beraber bir tane masa oyunu listeleyelim. Ben bu aralar masa oyunu listeliyorum. O yüzden mesela board game dedik. Bakalım bakalım bakalım. Şu puanı. Şunu listeleyebiliriz aslında. Taskmaster güzel. Satacağımı düşünüyorum. Şöyle resmi farklı kaydet. Şöyle arkadaşlar. Ödeme alma konusunda arkadaşlar, ben dediğim gibi TransferWise kartımı ekledim. İlk başta ödeme pending'de bekleniyor bölümünde oluyor arkadaşlar. Ürünü sizden aldıktan sonra, müşteriye gittikten sonra orada müşterinin everything okay demesi lazım. Yani ödemenin beklemeden normal balansınıza, bakiyenize düşmesi için. O şekilde. Ayrıca burada gift seçeneği de varmış. Gift de yapabilirsiniz. Bence. Şöyle direkt sen al diyelim. Ürün listeleyelim bir tane. Fotoğraflar. Şöyle. Aç diyelim. İsmini direkt Taskmaster masa oyunu diye girelim. Ya da belki kaldırır. Şöyle yapalım direkt. Taskmaster diye girmeyelim. Masa oyunu diyelim. Şöyle. Daha sonra description'a bakalım. Bir sorun var mı diye bakıyorum. Şöyle kopyalayıp ve yapıştıralım. Kategorisine kids, toys and games, games, board game. Bilmiyor. Alex diyelim. Hadi bakalım. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Şuraya one size deyin genelde arkadaşlar. Bir sorun olmaz. Condition new with tax diyelim. Price. Şimdi ürün kaç? 19.99. Ücretsiz kargo. 5 pound kar bence güzel. 24.99 diyelim. Şurada bu kargo seçenekleri arkadaşlar. Burada şey yapın. Benim size tavsiyem. Custom deyin. Bu sizin özel demek yani. Hani özel kargo yapacaksınız falan. Sıfır deyin oradan da. Ve daha sonra upload deyin. Ürün yükleme bu kadar kolay arkadaşlar. Platformda. Bu kadar kolay yani. Ürün yüklemek. Dediğim gibi bundan sonrası müşteriye kalmış. Benim demek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Aklınıza bir şeyler takılırsa yorumlar kısmınızda belirtmenizi gerçekten çok isterim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, beğeni yapıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Elimden geldiğince bilgilendirmeye de devam edeceğim sizlere. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.